şimdi mesele değişiyor. Başka bir meseleye geliyor. Fakat birbirine yakın bunlar. Babül mevtu, babül emeti. Yatauha mevlaha. Bu bab bir cariyenin bahsidir ki efendisi onu istifraş etti. Sümme yamut. Sonra efendisi öldü. Vakat kânet câet bi veledin fi hayati. Efendisinin sağlığında o cariye efendisinden bir çocuk dünyaya getirdi. Ondan sonra yine getirdi. Hel yekûnû. O çocuk olur mu? İbnehu, o efendinin oğlu olur mu? Ve tekûnû cariye de olur mu bihi? O çocuğu dünyaya getirmesi sebebiyle. Ümmü veledin, ümmü veled olur mu? Emre olmaz mı? Ümmü veled demek, efendisinden bir cariye, bir çocuk dünyaya getirirse ona ümmü veled derler. Yani kendi çocuğunun anası. Onu istihdam edebilir. Fakat satamaz. Kendisi öldüğü gibi o cariye hür olur, azat olur. Niye? Efendisinden çocuğu olduğundan dolayı. O çocuk efendisi öldüğü gibi o cariye mal olarak kime kaldı? O ölen adamın vereselerine. O vereselerinden de birisi kim? Cariyenin çocuğu. Cariyenin çocuğu. Kendi anasına malik oldu mu bir adam? Hür olur mu olmaz mı? O olur. Her kim geçse çarşıdan kendi akrabasından birisini alsa hür olur. İşte aynen bunun gibi derhal anası hisse itibariyle o vereseye intikal ediyor. Vereseden birisi de kendi oğlu olduğundan dolayı azat oluyor. Onu müvelet derler. O hayatında çocuğu getirdi mi şart değil. İster ölsün ister ölmesin. Adam sağken çocuk gelmiş. Haddesene Yunus, kâle haddesene ibn Vehbine, enne Maliken haddesev an ibn Şehabine, Nurat ibn Züleyren, Âişete radıyallahu anha, enneha kâdet. Hazreti Âişe dedi ki, kâne Utbetü ibn Ebi Vekkas, ahede ilâ ahîhî. Sa'd ibn Ebi Vekkas'ın kardeşi Utbetü ibn Ebi Vekkas var idi. Vefat ederken vesiyet etti. Ey vessa ileyhi. Ona vesiyet etti. Ahede ilâ ahîhî demek yani vesiyet etti. Kardeşine kardeşi kim? Sa'd ibn Ebi Vekkas. Vesiyet etti ki enne ibne velide ki zema'ate zema'anın cariyesinin oğlu minni bendendir dedi. Fakbidhu ben sen onu al ileyke sen yani onu al terbiye et yedir için. Zema'a Peygamber Efendimiz'in kayınpederi oluyor. Hazreti Sevde'nin babası. Sevde binti Zema'a. Cahiliye zamanında cariyeleri serbest bırakırdılar. Cariye de gider başkalarıyla temasta bulunurdular parayla. İşte Zema'a de kendi cariyesini böyle serbest koymuş. Ötbet ibn Ebi Vekkas da onunla zinada bulunmuş cahiliye devrinde. Ondan hamile kalmış. Ötbet ibn Vekkas vefat ederken kardeşi Sa'd ibn Vekkas'a diyor ki bak bu Zema'nın cariyesi hamiledir. Bu çocuk bendendir. Ben ölürsem ise sen bu çocuğa sahip ol dedi. Öyle vasiyet etti. Felemma kana amel fethi. Vaktaki fetih senesi oldu. Sa'd ibn Vekkas Mekke'ye gitti. Mekke'yi fethettiler. Evet. Ahadehu Sa'dun. Gitti o cariyenin oğlunu. Hazreti Sa'd aldı. Kardeşin oğlu ya. Vasiyet üzerine aldı. Ve kale dedi ki İbn-i Ahi bu benim kardeşimin oğludur. Kad kana ahade ile yefihi. Bana da vasiyeti vardı ki git benim oğluma sahip ol dedi. Gitti aldı. Fekâme ileyhi Abd ibn Zema'a. Zema'nın oğlu Abd ayağa kalktı, kıyam etti. Ne münasebet dedi. Benim babamın oğlu bu. O dedi ki hayır. Cariye bunu Ütbe'den almıştır. O da dedi ki ben onu tanımam. Bu babamın cariyesinin oğludur. Vermem dedi. Fekâle dedi ki ahi bu benim kardeşimdir. Ve ibn-i velideti ebi. Babamın cariyesinin oğludur. Velide ala firâşi, onun firâşında doğdu. Yani o cariye babamın mülkündeydi, onu Ütbe'ye satmadı ki. Onun mülkündeydi, çocuk da onun mülkündeyken dünyaya geldi, vermem dedi. Muhakeme başladı. Fetesâ ve gâ ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi birbirini Peygamber Efendimiz'e sevk ettiler. Haydi gidelim, haydi gidelim. Kime? Resulullah'a gidelim, hükmüsü. Fekâle Sa'dun, Sa'd dedi ki ya Resulullah.
İbn Ahi, bu benim kardeşimin oğludur. Kad kâne ahede ileyye fihi. Bunun da bana vesiyeti var ki ben buna sahip ol diye bana vesiyeti var. Ve kâle Abdü ibn-i Zema'a, Zema'nın oğlu Abid dedi ki, ahi, bu benim kardeşimdir. Ve ibn-i Velide Tebi, benim babamın cariyesinin oğludur. Velide ala firâşihi, onun firâşındayken doğdu bu. Onun mülkindeyken doğdu. Fekâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, huve leke ya Abd ibn-i Zema'a. Ey Zema'nın oğlu Abid, bu senindir, al. Bu Zema'nın firâşında olduğundan dolayı senin kardeşindir, al dedi. Sümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz dedi ki, el veledü lil firâş ve lil âhiril hacer. Nikah, milk kimin ise çocuk onundur, zina edene de taş vardır. Yani Utbe zina etmiş, binaenaleyh Utbe'nin hiçbir hissesi yok, ona bir taş verir. Herhangi bir şeyde bu, şimdi de o hükmü umumi. Bir adam birisinin ailesiyle zina etse, sonradan da dava etse ki ben zina ettim de bu çocuk doğdu, çocuk benimdir diye dava etse, o çocuğu alabilir mi, alamaz mı? Alamaz. Niçin? Nikah var mı arada? Yok. O kadın kimin nikahındaysa çocuğu ona verirler, öteki zina edene de taş verirler. Yani hiçbir şey yok. Sümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Peygamber Efendimiz buyurdular, لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمَعَ. Ezvac-ı Mütahharat'tan Hazreti Sevde'ye ki Zema'nın kızıydı. Öteki adam da onun babasının oğlu oluyor. Buyurdular Hazreti Sevde'ye ki اِحْتَجِب۪ي مِنْ. Sen buna görünme. Kime? O cariyeden olan çocuğa görünme. اِحْتَجِب۪ي. Görünme ondan. Ne için Peygamber Efendimiz bugün buyurdu? Lima bir şey için ki ra'a gördü. Bihi o çocukta. Min şebehihi bi'utbete. Şebehi orada mükfe fazla. Peygamber Efendimiz baktı ki o çocuk Zema'ya benzemiyor. Zani olan Utbe'ye benziyor. Onun için Hazreti Sevde'ye dedi ki bu gerçi zahiri şeriate göre Zema'nın oğlu sayılır. Zahiri şeriatın hükmü böyle. Fakat bu veled-i zina Utbe'den olunmuş, binaenli senin hakiki kardeşin değildir. Bunun için sen buna görünme dedi. Gerisi sayım, orada bir ibare var. Çözebildin mi sen? Oğlum, bu kitapların yanlış edecek. Fe ma tet. Uğraştım durdum ben. Fe ma tet. O fa'dan sonra bilmem yazın. Hemze'yi de med yapın. Fematet, Hazreti Sevde vefat etti. Fema ra'aha, o adam Hazreti Sevde'yi görmedi. Hatta laqiyallaha ta'ala, hatta o öldü. Yani ölünceye kadar Hazreti Sevde ona görünmedi, o da onu görmedi. Niçin Peygamber Efendimiz baktı ki Utbe'ye benziyor, bu veled-i zinadan olmuş, fakat zahiri şeriat onu kendi babasına ilhak ediyor, ilhak etti. Fakat Hazreti Sevde'ye dedi ki görünme bundan. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَزَهَبَ قَوْمٌ, bir kavim zahip oldular ki لَا اَنَّ الْاَمَةَ جَارِيَ اِذَا وَطِئَهَا مَوْلَاهَا, efendisi onu vat eder, istifraş ederse فَقَدْ لَزِمَهُ, ona lazım gelir. كُلُّ وَلَدِ, her bir çocuk ki يَجِئُ, gelir bihi, o çocuğuna gelir بَعْدَ ذَلِك, bundan sonra. فَقَدْ لَزِمَهُ كُلُّ وَلَدِ, her bir veled ki yeciv olacak değil, teciv olsa daha iyi değil mi? Teciv, o cariye gelir. Ne ile? Bihi, o veled ile. Herhangi bir veled ki, teciv, o cariye getirir. Bihi, anınla. Ba'de zalik, o birinci çocuktan sonra, herhangi bir çocuk gelirse, lezimehu, o adama lazım gelir. Ne demek? Onun çocuğu sayılır. Bir adamın cariyesi var. Cariyesini istifraş etti. Ondan bir çocuğu oldu. Bitti. Ondan çocuğu oldu mu? Onun çocuğu mu değil mi? Ondan sonra diyelim 5-6 çocuk daha getirdi o cariye. Onlar hepsinin nesebi o adamdan sabit olur. İddiâhu evlem yeddâihi. İster o adam iddia etsin benim çocuğum desin, ister demesin. Dese de demese de o adamdan sabit olur. Niye? İşte bu hadisle
delil getirdiler. El veledü lil firâş ve lil âhiril hecer. Nikah, mil kimin ise çocuk onundur. Zaniye hiçbir şey yoktur. Vehteccu fî zâlik, bu mesele hakkında delil getirdiler. Bi'adel hadis, bu hadisi şerifle. Lenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz buyurdular ki huve leke ya abdebne zema'a. Ey zema'nın oğlu abd. Bu çocuk senindir. Sümme kâle. Sonra buyurdular ki yani Hazreti Sa'd ibn-i Vakkas'a karşı el veledü lil firâş ve lil âhiril hecer. Çocuk nikah sahibi kimin ise onundur. Ötekine ne vardır? Zina edene hiçbir şey yoktur. Taş vardır. فَاَلْحَقَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِزَمَعَةِ Peygamber Efendimiz o cariyenin çocuğunu zema'ya ilhak etti. Zema'nın oğludur dedi. لَا لِدَعْوَةِ بِنِهِ Oğlunun iddiasından dolayı değil. Zema'nın oğlu abid değil miydi? O geldi iddia etti ki bu benim babamın oğludur. Onun iddiası dolayısıyla mı ona onun nesebini ilhak etti? Yok. لَنَّ دَعْوَةَ الْاِبْنِ Babanın oğlun iddiası, din nesebi iddia etmesi, gayrihi başkasına, min ebihi babasından başkasına, gayru mekbuletin mekbul değildir. Yok, lenne davetel ibni oğlun iddiası, din nesebi iddiası, gayrihi kendisinden gayrisine. Kimden? Min ebihi babasından, babası kendisinin gayrisidir. Gayrı mekbuletin mekbul değildir. Bir adam kendisini ancak iddia edebilir ki bu cariyedeki çocuk benimdir. Ama illa babamındır demekle nesep sabit olmaz. İlla bu babamındır demesiyle sabit olmaz. Çünkü babası kendisinin gayrısıdır. Velakin leenne ümmehu niçin peki Peygamber Efendimiz ilhak etti? Abid geldi benim kardeşimdir dedi. Halbuki abdin iddiası mekbul değildir. Çünkü nesebi babasına isnat ediyor. Babasına nesebi isnat etmesi de onun hakkı yok. Yani diyor ki Peygamber Efendimiz ilhak etti. لَاَنَّ اُمَّهُ كَانَتْ فِرَاشًا لِزَمَعَ Onun oğlanın anası cariyesi, anası olan o cariye zema'nın firaşiydi. Onun milkindeydi. بِوَطْئِهِ اِيَّهَا Onu istifraş ettiğinden dolayı onun firaşı sayılırdı. Onun için اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ kaidesine binaen o çocuğu zema'ya ilhak etti. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اِذَا Bu mesele hakkında yine delil getirdiler. بِمَا حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا بُنْ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّسَهُ عَنِ بِنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْ عَبِيهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى Şu hadisle, şu rivayetle delil getirdiler ki Ömer radıyallahu teala قَالَ buyurdu ki مَا بَالُ رِجَالٍ Nedir şu bir takım adamların hali ki يَتَعُونَ وَلَا اِدَهُمْ Kendi cariyelerini istifraş ederler. ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ Onları azlederler. Yani serbest bırakırlar. Haydi git, nereye gidersen git. لَا تَتِينِ وَلِيدَتُنْ Hiçbir cariye bana gelmez. Öyle cariye ki يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا Onun efendisi itiraf eder ki اَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا O cariyeye nazil oldu. Yani onu vet etti. Hiçbir cariye gelip iddia etmez ki bak ben, efendim beni istifraş etti, bu çocuk ondandır dedi. İlla kad elhaktu bihi veledaha. İlla o cariyenin çocuğunu onun efendisini ilhak ederim. O onun oğludur derim. Fa'zilu evi turku. Siz ister azledin, ister terk edin. Azledin, yani isterse o cariyeyi artık senin çocuğun anası olduğundan dolayı evinde bırak, istersen terk et. Yani serbest dışarı çıksın, geçsin. Madem efendisi onu vat etti, cariye de bu ondandır dedi. Halas onun oğlu olduğuna hükmederim. Bir de bunu delil getirdiler. Haddesana ibn-i Ebi Davud, kâle haddesana ibn-i Yaman, kâle akhberana Şuaybin, eni Zühriye, kâle haddesani Salim ibn-i Abdillah, eni Abdallah ibn-i Umar. Kâle semiyatü Ömer ibn-i Khattab, yekûlu fezekere mislehû. Yani bu vakayı Abdullah ibn-i Ömer kendi babasından rivayet ediyor. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب قال حضرت عمر buyurdular ki ما بال رجال bir takım adamların hali nedir ki يتعون ولائدهم cariyelerini istifraş ederler ثم يدعونهن
onları bırakırlar. Ne oldukları halde onlar? Yahurucune, çıkar, serbest çıkar oldukları halde. La te'tini velidetun, bana hiçbir cariye gelmez ki ya terfü seyyiduha, onun efendisi itiraf eder ki engad elemme biha, o cariyeye yaklaştı. İlla elhaktu bihi, ben o adamı ilhak ederim, veledaha, o cariyenin veledini ona ilhak ederim. Fe'ersiluhunne ba'du ev emsikuhunne, ondan sonra siz ister o cariyeyi serbest bırakın, isterseniz evde tutun. Şimdi bu neye delalet etti? Birinci kavlün dediği gibi Hazreti Ömer'in bu kavli de, evet, o adamın firaşı varsa, onu istifraş etmişse çocuk ondan sabit olur. Haddesene Yunus kâle haddesene ibn-i Vehbin kâle haddesene Hüsamet-i ibn-i Zeyd annafiyen Ali ibn-i Ömer kâle men vetiye emeten, bir cari bir adam istifraş ederse sümme dayyâhâ, sonra o cariyi zayi ederse, zayi ederse ne demek? Fe erselehâ tehur, serbest bırakır ki çık git, çık git gel, evet. Sümme veledet, ondan sonra cariye serbest bıraktıktan sonra cariye de çocuk doğurursa fel veledu minhu, çocuk o efendidendir. Ve dayatu aleyhi, caiz ki o cariye gitti zina etti de zinadan getirdi, o serbest bırakmayaydı. Madem kendi onu istifraş etti, onun nikahında oldu, serbest bırakmayaydı. Serbest bıraktıysa günahı kendi boynuna. Kale Nafi'a, İmam-ı Nafi dedi ki فَهَذَا قَدَاءُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَوْلُ بْنُ وَقَوْلُ بْنِ عُمَرِ, İşte Ömer ibn-i Hattab'ın kazası ve Abdullah ibn-i Ömer'in kavli, birisi kaza etmiş, hükmetmiş, birisi de fetva vermiş, ikisi de bir. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ, başkaları bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki مَا وَالْبِشَيْكِ جَاءَتْ بِهِ, onu getirdi. Hazilemetü, bu cariyenin getirmiş olduğu o çocuk mü veledin, herhangi bir veledden. Fela yelzemu mevlaha, mevlasına lazım gelmesine sebi sabit olmaz. İlla en yukirre bihi, illa efendisi ikrar ederse, bu bendendir derse. Yoksa nikahına nesep sabit olmaz dedi. Ve in mate kable en yukirre bihi, ikrar etmezden evvel efendi ölürse, efendi öldü, ondan sonra cariye çocuğu meydana getirdi, lem yelzemhu, nesep sabit olmaz, o adama lazım gelmez. Peki onun kardeşlerinden birisi kalksa da bu benim kardeşimdir dese, halbuki babası ikrar etmemiş, onun nesep sabit olmaz. Yalnız o ikrar eden adamın babasından ne kadar miras alırsa o mirasa ortak olurum. Der ki, madem beni ikrar ettin, senin aldığın malı ben de ortağım. Hani feraizde bir kaide var ya, el mukarru bin nesebi alel gayr, var ya, kaçıncı da geliyor o, 9 hali vardır bir adam öldüğü gibi. Nedir, say bakalım: teçhizü tekvin, gazayı duyun, tenfizi vesaya, kısmet beynel verese. Evvela 4 şey. Evvela bir adamın malından teçhizü tekvin yapılır. Teçhizü tekvin, tenfizi düğün, borçları neyse onlar da ödenir. Ondan sonra vesiyetleri varsa tenfizi vesaire vesiyetler yapılır. Ondan sonra kısmet beynel verese, verese arasında teksim edilir. Vereseye gelince, birinci ashab-ı feraid, farz sahipleri, ashab-ı feraid. Ondan sonra asebe-i nesebiye, nesebe itibariyle asebe olunur. Ondan sonra asebe-i sebebiye, yani kölesini azat etmiş de o dolayısıyla sebep olmuş. Evet. Ashab-ı feraid, asebe-i nesebiye, asebe-i sebebiye, red ala zevil furudin nesebiye, zevil erham, mevlel muvalat, mukarrun leh bin nesebi alel gayr, musaleh bima zade ale sülüs, beytül ma, 9. İşte ashab-ı feraid, asebe-i nesebiye, asebe-i sebebiye, radde ala zevül fürudun nesebiye, zevül erham, mevlel muvalat, yedincisi el mukarrullah bin nesebi alel gayr, ondan sonra el musaleh bin mazade ala sülüs, sülüsten fazla vesiyet etmiş, 8. o geliyor, 9. de beytül mal. İşte el mukarrullah bin nesebi alel gayr dedi ki bu, birisi babası itiraf etmiyor,
Fakat kardeşi sonradan diyor ki bu benim babamın oğludur. Eleyse sen babandan ne kadar mal aldınsa ondan bunun hissesini vereceksin. Ama öteki vereseler kabul etmiyor, onlardan alamaz. Onlar Türkçelerle duysaydık hocam. Onların Türkçelerle bir duysaydık diyor. Ha işte eshab-ı ferayiz ki yani Kur'an-ı Kerim'de farzları beyan edilmiş. Evet. Nısıf mı alacak, sülüs mü alacak, ehval-i erbeyin var. Onların o ferayiz onları beyan ediyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de o miktarlarını beyan etmiş. Ondan sonra asebe-i nesebiye, mesela adamın asebesi olur, babası olur, oğlu olur, kardeşi olur. Onlar asebe-i nesebiyedir. Bir de asebe-i sebebiye, köle azat olmuş, ölmüş, kimsesi kalmamış. Onu azat eden adam kalmış. O da peki diğer yarısı kime kalacak? Asebeye. Asebe de baktık, asebe yok. Olmadığı gibi reddedilir. Redde ala zevül furudi nesebiye. Yani farz sahibi kim vardı burada? Kız vardı. Yarısını farzdan aldı, yarısını da redden aldı. Bu faraize bir kaide. Reddedilir. O da mesela anası olur, kızı olur. Hisselerine göre reddedilir. Bir olur, iki olur. Redde ala zevül furudi nesebiye. Şey, Beytül Mal dediniz. Yok, dokuzuncusu. O şey ya. Asab-ı Feray, Asebe-i Nesebiye, Asebe-i Sebebiye, Radde la Zevil Firudun Nesebiye, Zevil Erham. Zevil Erham, adam ölmüş, uzaktan dayısı var, halası var. Yahut da emucesi kızı var. Onlara Zevil Erham. Evet. Ondan sonra bu Mukarruneh bin Nesebe el Gayr diyor ki, yabancı bir adam benim babamın evladıdır diyor. Bunu ikrar ediyor. Evet. Ondan sonra adamın vesiyeti, bütün malını vesiyet etmiş. Şer'en bir adamın vesiyeti üçte birde müteberdir. Üçte birden fazlasını verese kabul etmezse reddeder. Bu adamın veresesi yok. Baktık ki bu adam da hepsini, malının hepsini vesiyet etmiş. Bu yukarıda saydıklarımızın da hiçbirisi yok. O vakitte madem bu adam hepsinin malını vesiyet etmiş, o tenfiz edilir. Musaleh bi mazadele sülüs. Evet. Ondan sonra Beytül Mal'a geliyor. Beytül, bunların hiçbirisi yoksa bu vakitte onun malı kime verilecek? Beytül Mal'a verilecek. Evet. Hanefi mezhebinde böyle ama başka mezheplerde fark var. Şafii'de Zevil Erham'a vermez. Zevil, Beytül Mal'a verir hepsini. Ya Zevil Erham'a yok. Evet. Ve halefem fî zâlike âkârım. Burada kalsın. Yarın buradan itibaren başlayalım. İnşallah. وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال لعبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة ولم يقل هو أخوك. Şimdi bu iki kavil vardı ya, yok dünkü bahiste aldı. Bir kısmı ne dedi? Birinci kavil neydi? Ha. Birinci kavul sahibi ne demişti onlar? Birinci kavulde demişti ki yarısını öderse şey olur. Hür olur. O değil, yeni bahis ayrı. Yok, o değil. O değil. Hani Sa'd ibn Ebi Vakkas'a kardeşi Utbe vesiyet etti ki birinci kavul evet, demiş, Semi'anın, Semi'anın cariyesinde cahiliye zamanında zina etmiş, ondan çocuk olmuş. Tamam. O çocuk bendendir. Ben sana vesiyet ediyorum. Onu al, terbiyesiyle meşgul ol. Fethi Mekke'de o da gitti. Çocuğu aldı. Alınca Zema'nın oğlu Abid geldi. Dava ettiler. Resulullah Efendimiz'e ikisi birbirini sevk etti. Dediler ki bu çocuk Rütbe'nin midir? Sa'd ibn Vakkas'ın kardeşi Rütbe. Rütbe'nin midir yoksa Zema'nın midir? Sa'd ibn Vakkas dedi ki bu benim kardeşimden hasıl olmuş. Yani onun menisinden hasıl olan bir çocuk dedi. Abid de dedi ki ya Resulullah dedi babamın cariyesi bu. Babamın istifraş ederdi. Binaenaleyh firaş onun dedi. Bu benim kardeşimdir dedi. Resulullah Efendimiz de ne buyurdu? El veledü lil firaş ve lil ahiril hacer. Firaş kimin? Zema'nın. Öyleyse çocuk senin kardeşindir dedi. Kardeşin al. Sa'd ibn Vakkas'a da dedi ki senin kardeşin zina etmiş, zinaya çocuk verilmez. Ona taş verilir dedi. Evet.
Şimdi bunlar bu şeyi davayı hal için epeyce hadisler getirdi. Onlara muhalefet çıktı. Ve halefen fî zâlike âhârin. Diğer bir kısımları bunları muhalefet ettiler. Fekâlu mâ câet bi hâdîle mefî veledîn fela yazın mevlâha. Bu cariyenin getirmiş olduğu bu çocuk efendisinden olmaz dediler. Peygamber Efendimiz hükmetti. O başka hüküm o etti ama neseben sabit olmuyor. İlla efendisi ikrar edecek ki bu çocuk bendendir derse o vakitte nesep sabit olur. E öyleyse şimdi hüccet diyor ki bunların hüccetindendir bu ikinci kavul. O çocuk Zema'nın oğlu sayılmaz. Buna biz delil getiriyoruz. O da nedir? Resulullah Efendimiz bak ne diyor? Diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innemâ kâle li abd ibn Zema'a. Zema'nın oğlu abde dedi ki huve leke ya abd ibn Zema'a. Bu senin malındır. Senin malındır. Huve leke sana mahsustur. Yani senin malındır dedi. Ve lem yekul huve ahute. Bu senin kardeşindir demedi. Eğer senin kardeşindir deseydi tamam nesep sabit olurdu. Huve leke. Yani senin malındır. Baban cariyesi değil mi? Baban da ölmüş mü? Bitti. Mirası sana kalmış. Evet. Bu işte delil oluyor ki nesep sabit olmuyor. Miras kalır gene. Miras ona kalır ama fakat nesep sabit olmaz. İlla efendinin kendisi itiraf edecek. Fakat yecuzu en yekune erade bi kavlihi huve lek. Caiz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abd ibn Zema'yi huve leke kavliyle murad etti. Ey huve memlukun lek. O senin memlukundur. Leke ne demek? Sana mahsustur. Yani senin milkindir. Le hakki ma leke aleyhi minel yed. Çünkü baban öldü. Mirası size kaldı. Senin onun üzerinde yedin var. Milkene dahil oldu. Binaenaleyh senin milkindir. Ve lem yehkum. Resulullah Efendimiz hükmetmedi. Fî nesebihi. O cariyenin çocuğunun nesebinde hükmetmedi. Bir şeyin bir şeyiyle. Hayır, Zema'nın oğludur. Rütbenin oğludur. Neseben hükmetti mi? Yok. Ne o tarafı hükmetti, ne de bu tarafı hükmetti. Yalnız ne dedi? Huvalek. Huvalek. Yani senin milkindir. Baban ölmüş, cariyenin çocuğu senin milkindir. O da memluktur. Ve delilu ala zalik. Peki Resulullah Efendimiz huvalek ile huve memlukun lek demek istedi. Buna deli, delil de var diyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kad emara Sevdete binte Zema'a Ezvacı Mutahharat'tan Zema'nın kızı Sevde'yi emreyledi. Bil hicabi minhu. Ondan kaç. Ondan hicab ile emretti. Yani ona görünme dedi. Eğer nesep sabit olmuş olsaydı kendi kardeşi, kardeşinden niçin kaçtın ki? Kaçmaz. Demek ki nesep sabit olmuyor. Delil bu. فَلَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Eğer Peygamber Efendimiz olmuş olsaydı كَانَ قَدْ جَعَلَهُ O ne kılmış olsaydı o cariyenin çocuğunu İbne Zema'a Zema'nın oğlu kılmış olsaydı اِذَنْ O takdirde لَمَا حَجَبَ Kaçmazdı, yüzünü örtmezdi بِنْتُ زَمَعَةَ Zema'nın kızı Hazreti Sevde مِنْهُ Kardeşinden لَأَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz لَمْ يَكُنْ يَأْمُرْ Emretmez idi. بِقَتْءِ الْاَرْحَامِ Sile-i Rahmi kat etmekle emretmez idi. Daima Sile-i Rahmi emrederdi. Rahmi katiyle emretmezdi. Akrabaların birbirleriyle görüşmesini emrederdi. Akrabalar arasında alaka kesilsin bunu emretmezdi. بَلْ كَانَ يَأْمُرُ بِسْسَلَتِهَا Sile-i Rahmi ile emrederdi. Ve min siletiha erhamın silesindendir ettezavuru birbirlerini ziyaret. O ona gidecek ziyaret edecek, o ona gidecek ziyaret edecek. Eğer zamanın olmuş olsaydı Hazreti Sevde'ye gelsin seninle görüşsün derdi. Fekife yecuzen yemuraha nasıl sile-i rahmi katiyle emreder ki ve kad cealehu onu kıldı ahaha bil hicabi minhu onu kardeşi kılsın da ondan sonra da
sen ondan hicab et, görünme desin. Bu Süleyh-i Rahme muhalif olur. Hâdâ lâ yücüz aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e bu caiz olmaz. Kat'i arham yok. Ve keyfe yücüz zâlike aleyh. Nasıl Peygamber Efendimiz kat'i arham ile emreder ki? Ve huve yâmur Âişete radıyallahu teâlâ anha. Hazreti Âişe radıyallahu teâlâ anha'yı emrederdi. En te'ezene izin vere li ammiha Hazreti Âişe'nin amucesine. Neden amucesi? Miner redâ. Süt tarafından, yani süt amucesine izin vermesini emretti aleyha, kendisinin huzuruna girmeyi. Hazreti Âişe dedi ki benim amucem var fakat süt amucem, öz nesep değil. Benim yanıma gelmek istiyor, izin vereyim mi vermeyeyim? Resulullah Efendimiz dedi ki gelsin görüşsün, izin ver. Niye? Sile-i Rahim. Süt amucesine Resulullah Efendimiz izin veriyor da ötekinin öz kardeşine izin vermesin olmaz mı? Sümme Hazreti Aişe'ye süt amucesine izin vermekle emrediyor da sümme yahcubu sevdete, sonra Hazreti Sevde'yi men ediyor. Mimmen, bir kimseden ki kad cealehu, onu kıldı ahaha, onun kardeşi kıldı ve ibne ebiha, babasının oğlu kıldı. Bunun emrisine, bu delalet ediyor ki nesep sabit olmuyor. Bir adamın kendi itiraf etmedikten sonra firaşla sabit olan nesep olmuyor. Evet, firaş onun, Zema'nın oğlu sayılıyor ama ne itibariyle? Miras itibariyle, mülk itibariyle. Ama nesep sabit olmuyor. Çünkü neden? Rütbeden sabit. Nesep rütben. Babası dese benden değil. Babası değilse, derse başka zaten, nef ediyor. İtiraf edecek ki nesep sabit ola. Nef ederse zaten sabit olmaz. Bir de hiç ikrar da bulunmamış, nefi de bulunmamış, yine sabit olmaz. Velakin veçhü zâlik indenâ vallâhu âlem. Peki bunun veçhi nedir bizde? Allahu âlem. Ennehu lem yekun hakeme fîhi bi şeyin gayril yed. Peygamber Efendimiz bunda hiçbir şeyle hükmetmedi. Yalnız yed ile hükmetti. Yani abde dedi ki bu senin milkindir. Baban ölmüş. Cariyesinin çocuğu memlüktür, köledir. Senin milkindedir. Bununla hükmetti. Elleti cealehu biha, o yet sebebiyle onu Resulullah Efendimiz kıldı. Abdi bin Zema'a, Zema'nın oğlu Abde kıldı. Ve lisairi vereseti Zema'ate, Zema'nın diğer vereselerini milk kıldı. Dune Sa'din, Sa'di bin Ebi Vakkas'a milk kılmadı. Fe'in kâle kâilun, bir adam itiraz etse dese ki fema mâna kavlihi, madem bu böyledir de Resulullah Efendimiz'in kavli şerifinin manası nedir? Ellezî vasalehu bihâdâ. Bu kaziyede Peygamber Efendimiz gidip de dava ettikleri vakıtta Peygamber Efendimiz vasfetti. Yani bunun peşinde buyurdu. Ne buyurdu? El veledülül firaş velil ahiril hacer. Öyle buyurdu. Bunun manası ne? Veled firaşındır. Veled firaşın işte nesep sabit oluyor da. Nikah kemirirse veled de onun. Zaniyede hacer vardır. Ya bunun manası ne? Böyle itiraz ederse. Kıyle lehu, adama denilir ki zâlike bu alet te'alimi minhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den te'alim üzerinedir. Kime? Li Sa'di, Sa'de. Sa'de öğretiyor. Sa'de öğretiyor ki çocuk daima firaş kimin ise onundur. Zaniye bir şey verilmez. Ey enneke tedda'i de ahike, sen iddia ediyorsun ki bu benim kardeşimin oğludur. Ve ahuke lem yekun lehu firaş. Halbuki senin kardeşin bunu nikah etmedi. Firaş yok. Ve innema yesbetun nesebu minhu. Nesep bir adamdan sabit olur. Lev kâne lehu firaşun. Eğer nikah olursa, firaş olursa. Ya nikah olacak, yahut da milki olacak. Fe izâ lem yekun lehu firaşun. Eğer firaş olmazsa, nikah yahut da milkiyet olmazsa, fehve âhirun. O adam zanidir. Velil ahir, zaniye ise ne verilir? El hacer, hacer. Hiçbir şey verilmez. Bu talim için buyuruldu. Hazreti Sa'de meseleyi öğretti ki zaniden nesep sabit olmaz. Ve kad beyyene hâzel mâna ve keşefehu. Bu manayı beyan etti ve keşfetti. Ney? Ma bir rivayet ye. Kad haddesen Ali ibn Abdirrahman ibn Muhammed ibn el-Mughire. Kale haddesena Muhammed ibn Kudame.
قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال عبد الله بن الزبير'den rivayet ediyor ki buyurdular ki kânet li zemaate cariyetun. Zema'nın bir cariyesi vardı. Yata'uha onu istifraş ederdi. Ve kâne yuzennu bir racülin âhâr. Başka bir adamla da zen olunur idi. O cariye başka bir erkekle de alakası var. Türkçe'de ne derler? Oynaş sevmiş. Evet. Ennehu yegav aleyha. Öyle zannediler, ederdiler ki başka bir adam da onunla bulunuyor. İşte o da kim imiş? Utbet ibn-i Vakkas. Femâte zem'a ve hiye hübla. Zem'a öldü, o cariye de hamile. Feveledet gulâmen. Bir oğlan çocuğu doğurdu. Kâne yüşbihir recülellezî kâne yuzennü biha. O zennolunan adama benzer bir çocuk doğurdu. Utbe'ye benzer bir çocuk doğurdu. فَزَكَرَتُ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Hazreti Sevde geldi, Peygamber Efendimiz'e zikretti ki, ya Resulullah, benim babamın bir cariyesi var idi. Fakat Nas arasında Utbe ile alakası olduğunu söylerdiler. Babam öldü, cariye hamileydi. Yani babasının sağlığında cariye doğurmamış ki, bakalım babası ne diyecek, benim midir, değil midir? Babasından bir şey yok. Babam öldü, o anasının karnındaydı. Sonra çocuk meydana geldi. Çocuk Utbe'ye benziyor, babama benzemiyor dedi. Ne olacak bu? Peygamber Efendimiz'e sordu. Fekal sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, emmel mirasu felehu. Miras, babam mirası onundur. Yani o senin, sizin gibi ona varis olur. Ve emma enti, ama sen, فَحْتَجِب۪ي مِنْهُ Ondan ihticab et. Görünme ona. فَاِنَّهُ O لَيْسَ لَكِ بِأَخِنْ Senin kardeşin değildir. Utbe'ye benziyor. O Utbe'nin menisinden hasıl olmuş. Senin kardeşin değil. Ama şer'en miras alır. Niye? Firaş olduğundan dolayı. Fakat öteki zani olduğundan, zinadan hasıl olduğundan senin kardeşin değildir. Sen ondan örtüğün görünme. Fefi hadel hadis, bu hadis dolucudur ki enne zem'a zem'a kâne yatav tilkeleme. O cariyeyi istifraş ederdi. Yani firaş dedi ki bu. Ve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de kâle li sevdete. Sevdeye buyurdular ki leyse huve leki bi ahi. O senin kardeşin değildir. Yani ibnel mevtuve. Kuvvet olunan cariyenin oğlu senin kardeşin değildir. Şimdi bunlardan bu hadisleri toplayıp da hepsini göz önüne koyunca İmam Ebu Hanife'nin mezhebinin ne kadar kuvvetli olduğu meydana çıkıyor. Eğer bu hadisleri okumasak, ilk evvelkilerini okusak, tamam nesep sabit oldu diyeceksin. Niye el beledü lil firaş ve lil ahiril hacer hadis? Daha itirazın var mı? El beledü lil firaş, nikah olduğundan, veledunun olduğundan işte nesep de sabit oldu. Halbuki nesep sabit olmuyor. Miras kalıyor, o kadar. Nesep sabit olmuyor. Hocam diğer mezhepler nesep sabit oluyor mu diyorlar? Onlara tabi, onlar öyle diyor da onun için itiraz ediyor. Sonra da İmam Ebu Hanife'nin şeysi kuvvetli delili. فَدَلَّ هَذَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bu delalet etti ki Peygamber Efendimiz لَمْ يَكُنْ قَضَى فِي نَسَبِهِ O çocuğun nesebinde hükmetmedi عَلَى زَمَعَةَ زَمَعِيَ bir şeyin bir şeyle. وَاَنَّ وَطْأَ زَمَعَةَ زَمَعَنَنْ istifraş etmesi لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ Onun yanında olmadı. بِمُوْجِبِنْ iktiza edici olmadı. Ney? اَنَّمَا جَاءَتْ بِهِ تِلْكَ الْمَوْتُوَى O mevtuenin, o cariyenin getirmiş olduğu çocuk, evet, min veledin, o da getirdiği neden min veledin, çocuk getirdiği, o getirdiği çocuk olmadı, minhu zema'den olmadı. Peki burada bir itiraz geliyor. Diyor ki, fe in kâle kâilu, birisi itiraz etse dese ki, fe fî hâdel hadis, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadiste Peygamber Efendimiz buyurdu ki, emmel mirâsı felehu, miras onundur. فَهَذَا يَدُلَّ عَلَى قَضَاهِ بِنَسَبِهِ Öyleyse bak nesebinin sübutuna hükmetmiş oldu ki mirası da verdi. O çocuk mirası alır.
oğlu olmasa neyi miras alır? Adam öldü, bir oğlu var, bir kızı var. İkinci bir oğul da bu geldi. Nesep sabit olmasa ona miras kalır mı? Buna ne diyeceksin? Gire lehu. Bana denilir ki ma yedullu zalike ala ma zekerte. Senin zikrettiğine bu delalet etmez. Miras vermekle nesep sabit olmaz. Lenne abdebne zema'a kad kâne iddeâhu. Ona miras vermesinin sebebi zema'nın oğlu abd dedi ki ya Resulallah bu benim kardeşimdir dedi. Yani kardeşi dediği gibi miras ortak olur. İddia etti yani. İddia benim kardeşimdir dedi ya. Dediği gibi mirasa girer burada. O keleme verdiriyor değil mi miras efendim? Ve zâme ennehu ibn ebihi. O dedi ki benim babamın oğludur. Tamam. Böyle zâme etti. Lenne Aişete radıyallahu anha kad akhbaret fi hadise. Hazreti Aişe kendi hadisinde haber verdi. Fi hadise ellezî zekernâhu anha fi evveli hazel bab. Bu babın evvelinde Hazreti Aişe'den rivayet etmiş olduğumuz hadiste zikretti ki enne abdebne zema'a zema'nın oğlu abd kâle li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e dedi ne vakit? Hîne nâze'ahu Sa'd ibn Ebi Vakkas. Sa'd ibn Ebi Vakkas ile münakaşa münasa ettikleri vakitte. Ne dedi zema'a? Zema'nın oğlu abd ehî benim kardeşimdir dedi. İbn-i velideti ebi. Babamın cariyesinin oğludur. Velide ala firâşe ebi. Babamın firâş üzerine doğmuştur. Bu iddia. Binaenaleyh benim kardeşimdir dedi. Öyleyse Resulullah Efendimiz ona miras kalır dedi. Ama nesebi de hükmetmedi ki nesep sabit olur demedi. Hatta bu feraizde bir kaide-i umumiyedir. Bir adam gelse babası 10 sene 15 sene evvel ölmüş. Gurbetten bir adam geldi. Meçhul bir adam. Ben bu adamın oğluyum. Sordular. Kimse tanımıyor. Bu adamın oğlu dedi ki evet benim kardeşimdir. Tamam. Adamın diyelim 10 oğlu var. Birisi iddia etti ki benim kardeşimdir. 9'u inkar etti. O birisinin almış olduğu mala ortak olur. Öteki inkar edenler ortak olamaz. Niye? Nesep sabit olmuyor. Ama o adam benim kardeşimdir dedi mi o malı ortak olur. Bu değerli oldu. Abd ibn-i Zem'a benim kardeşimdir dediğinde mirası ortak oldu. E peki burada bir şey daha gelecek. Kardeşine ortak oldu Hazreti Sevde'ye. Ona ortak olmayacak. Halbuki Peygamber Efendimiz mirası verdiği gibi ona da ortak oldu. Diyor ki orada aşağıda geliyor. Caiz ki Hazreti Sevde de bunu iddia etti. Ama gelmiyor hadiste o. Fakat yecuz iş diyor ki fakat yecuz en tekune sevdetu kâlet misle zâlik. Caiz ki Hazreti Sevde de böyle dedi. Babamın firaşında oldu. Babamın cariyesinden doğdu. Bizim kardeşimizdir. Caiz ki o da dedi. Onun için ve huma varitha zemaate. Abid olsun, Hazreti Sevde olsun zema'nın varisleridir. Fekâna mukırreyni onları ikrar edici oldular. Lehu o adama bir vücubil miras. Mirasın vücubini ikrar etmiş oldular. Bu bizim mirasa karışır diye. Mimma tereke zema. O mirasta zema'nın terk etmiş olduğu maldan miras neyse ona evet o adamın da karışmasını ikrar etmiş oldular. Öyleyse fecaze zalik bu caiz oldu aleyhima ikisi üzerine. Mirasa ortak oldu. Filmalillezî kâne yekûnü lehumu. Zema'den kendilerine ne mal kalmışsa o çocuk da onlara ortak oldu. Lev lem yukirre ikrar etmemiş ise zema'a neyle bima akarra onların ikisinin ikrar ettiğini mimma ol bir şey bima bir şeyle ki akarra onların ikisi ikrar etti bihi on min zalik bunda. Zema'a ikrar etmemiş. İkrar etmiş olsaydı zaten nesep sabit olurdu. Zema ikrar etmemiş fakat Abd ile Hazreti Sevde ikrar ettiler. Öyleyse onların malına ortak olur. Evet. Velem yecib bizalik. Bununla da vacip olmaz. Onların vereselerin ikrar etmesiyle babası ikrar etmemişse sabit olmaz. Ne? Sübutu nesep. Nesebin sübutu sabit olmaz. Öyle nesep ki yecibi bihi hükmün. Nesep sabit olsun da hüküm vacip olsun. فَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّظَرِ اِلَى سَوْدَ. Hükümde ne? Kendisi o çocuk gelsin Hazreti Sevde ile beraber otursun. Hazreti Sevde de ondan kaçmasın. Bu hüküm sabit olmaz. Niye?
zemâ'yı ikrar etmemiş, nesep sabit olmamış ki. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki اِنَّمَا كَانَ اَمَرَهَا بِالْحِجَابِ مِنْهُ Peygamber Efendimiz caiz ki Hazreti Sevde'ye bu adama görünme hicab et dedi ondan. لِمَا bir şey için ki كَانَ رَعَى مِنْ شَبَهِي بِعُتْبَ Peygamber Efendimiz çocuğa baktı baktı ki Utbe'ye benziyor da onun için emretti. كَمَا فِي حَدِيثِ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe'nin hadisinde geçti ya benzediğinden dolayı zemanın oğlu değildir dedi. Sen buna görünme. Yoksa eğer benzemek meselesi olmasaydı emretmezdi. Nesep sabit olurdu diyor bu adam. Ona da cevaben diyor ki قِيلَ لَهُ ona denilir ki هَذَا لَا يَجُوزُ Böyle benzetmekle nesep sabit olması bu caiz olmaz. لَا يَجُوزَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ Benzedi diye nesep sabit olur olmaz bu yok. لَاَنَّ وُجُودَ الشَّبَهْ Benzemenin bulunması لَا يَجِبُ بِهِ سُبُوتُ نَسَبْ Nesebin sübuti bu şebehli olmaz. Bir çocukla ihtilaf ettiler. Birisi benim, öteki benim. Baktılar birisine benzedi. Öyleyse bundandır diye hüküm olmaz bu. Yeneye firaşa hüküm var. Şebeh değil. Kimin nikahındaysa çocuk ona ilhak ediliyor. وَلَا يَجِبُ بِعَدَمِهِ Benzemedi diye de nesep nefyedilmez. Bir adamın çocuğu kendi beyaz, anası beyaz, çocuk siyah geldi. Adam bu benden değildir dese çocuk ondan olmaz mı? Yok. Nesep sabit olur. İlla vakit lihana davet edilir. Ben kabul etmiyorum. Öyleyse gel lihan et. Yemin et. Benzemiyor. O benzemek, benzememek delil olmaz. Onunla nesep sabit olmaz. Evet. وَلَا يَجِبُ بَعَدَمِهِ اِنْتِفَاءُ نَسَبْ Babasına benzemiyor diye nesep de müntef olsun. Bu da olmaz. Ela tera sen görmez misin ila raculüllezî kâle ilâ Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam geldi de Peygamber Efendimiz'e dedi. Sen bunu duymadın mı? Ne dedi? İnnem râeti veledet gulâmen esved. Ya Resûlallah benim ailem siyah bir çocuk doğur dedi. Bu hadisi duymadın mı? Resûlullah Efendimiz'in fetvasını da duymadın mı? Ne dedi Peygamber Efendimiz? Fekâle lehu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona dedi ki helleke min ibil. Senin develerin var mı? فَقَالَ نَعَمْ Dedi ki evet var. قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا Develerin renkleri nedir? فَزَكَرَ كَلَامًا Orada bir kelam zikretti. Var dedi. قَالَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ اَوْرَكْ Onların içerisinde siyaha karışık renkli olan da var mı? قَالَ اِنَّ فِيهَا لَوْرُكَلْ Çünkü o hadisin tamam burada almadı. Dedi ki develerin renkleri ne? Dedi ki kırmızı. Peki onların içerisinden siyaha mail de var mı? Var dedi ya Resulallah. Bu renklerden geldi. قَالَ مِمَّ تَرَى ذَٰلِكَ جَاءَهَا Bunların hepsi kırmızı olduğu halde o develerin bazılarında siyah yavru geldi. Bu nereden geldi? قَالَ اِنَّ evet. قَالَ مِنْ عِرْقٍ نَزَعَهُ Ya Resulallah demek damar çekmiş bunun sülalesinde bir siyahlık varmış da o damar çekmiş. Böyle cevap verdi Bedevi. Bak Resulullah Efendimiz o Bedevi'ye hikmetle bir sual sordu, cevabı getirdi ki ailesinden şüpheyi kessin. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Bedevi'ye dedi ki وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ اِرْقٍ نَزَعَهُ Caiz ki bu çocuğun da siyah gelmesi ya kadının sülalesinde ya senin sülalesinde bir siyah adam varmış, o ırka çekmiş. Bu da böyle olmak ihtimali var dedim. وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِيْسْنَادِهِ فِي بَابِ اللّٰهِ Bab-ı Lan'da da bu geçti, evet. İşte bu tıpta mendel kanunu var. Evet. Fareleri çiftleştiriyorlar. İkinci, üçüncü batında bakıyorsun esmer fare, esmer fare, bakıyorsun beyaz fare. Beyaz fare dördüncü batında çıkıyor. Dediler de bu fareler üzerinde uzun tecrübeler yapılıyorsa mendel kanunu diye meşhurdur bu. فَلَمْ يُرَخِّسْ لَهُ بَدَوِيَ Terhis etmedi, ruhsat vermedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi nefihi. Çocuğu nefhinde ona müsaade etmedi. Çocuk benden değildir davasını kabul etmedi. Bunu deme dedi. Deseydi ne olurdu? Ama lihane davet ederdi. Ne için nefh etmedi? لِبُعْدِ شَبَهِهِ مِنُّ Benzemesi uzak oldu da o çocuk babasına benzemiyor da öyleyse nesep sabit olmasın diye bu davayı kabul etti mi etmedi? Nefyet doğru. وَلَا مَنَعْهُ مِنْ اِدْخَالِهِ عَلَى بَنَاتِهِ وَحَرَمِهِ Bu adamın o siyah çocuğu ye sonra büyüyecek.
o adamın kızlarıyla beraber oturacak, anasının yanına girecek, mehrem. Onu da men etmedi. İlla bu benzemiyor binaenaleyh. Senin oğlundur ama fakat ailen yanına girmesin, senin kızlarla beraber oturmasın dedi mi? Yok. Bu men et olmadı. Bel darabehu lehu meselen. Peygamber Efendimiz ona bir mesel darbetti. Yani deveden misal getirdi ki olabilir. Yani o hakiki senin sülalende ama birisini çekmiş olur. Ve lekâne nesebû minhü sâbitel dâhle alâ benâtihi. Onun nesebi sâbitel dâhil oldu. Yani o çocuk o kızlarının yanına girebilir. Kemâ yetûlu aleyhinde gayruhu min benîhi. Onun diğer oğulları nasıl kendi hareminin huzuruna girerse o çocuk da girebilir. Onda bir şüphe yok. Bir satır atlamışsınız. Bir satır atladık ha. Yani bu Esmer Söyücü'nün... Daraba mesela. A'lemehu bihi. Peygamber Efendimiz o bedeviye bildirdi ki enne şebehe benzemek la yucibu sübute lensab. Neseplerin sübutunu icap etmez benzemek. Ve enne a'lemehu benzememek de la yecibu bihi anında vacip olmaz. İntifa'u lensab neseplerin intifası vacip olmaz. Hekezalike ibnu velideti zema'a. Zema'nin cariyesinin çocuğu da böylecedir. Levkâne vat'u zema'ate. Zema'nin vet'i olsa idi. Li ümmihi. O çocuğun anasına yani cariyesine. Yûcibü sübûte nesebihi minhu. Onun nesebinin sübûtünü ondan vacip kılar olsaydı izen. Lema kâne li bu'di şebehihi minhu. Onun benzemesinin uzak olması olur, onun için olmazdı. Mâna olmazdı. Benzedi, benzemedi. Bunun bir manası olmazdı. Ve lekâne nesebuhu minhu. Onun nesebi, o çocuğun nesebi zema'den olurdu. Sâbited dâhli. Dâhli sabit. Yani girmesi sabit olurdu. Alâ be'at. Mâ'nın kızları, yani Hazreti Sevden'in de yanına Mesih olur. Görüşmesi, bu da sabit olurdu. Evet. Bunun üzerine dukul ettiği gibi gayruhu başkası min beni Zema'nın oğullarında. Zema'nın diğer oğulları Hazreti'ye gelip görüşebiliyordu ya. Evet, kardeşiydi. Bunun da öyle olması lazımdı demek. Benzemek delil değil. Ve emmâ mâ ehteccu bihî. Vet ediyorsunuz. Ondan sonra da bırakıyorsunuz. Herhangi bir cariye bir çocuk getirirse ben onun nesebini ona ilhak ederim. Hükmetmedi mi? Abdullah ibn Ömer de böyle fetva vermedi mi? Buna ne diyeceksin? Mimma kad raveynâhu anima. Bunların ikisinden de biz rivayet eyledik. Fe innehu kad khalefehuma. Bunlara muhalefet etti. Bunların böyle fetvası ve hükmü var ama bunlara muhalefet etti. Fizalik bu meselede. Kim? Abdullah ibn Abbasin ve Zeyd ibn Sabitin radıyallahu anh. Sen iki sahabeden iki kavul getirdin. Biz de gene iki sahabeden iki kavul getiririz ona mukabil. Biri Abdullah ibn Abbas, biri Zeyd ibn Sabit. Bunlar da aksine amel ettiler. Ha, taarruz hasıl oldu. Onu ispat edecek. Diyor ki, haddesena İbrahim ibn Merzuh, kâle haddesena Abdussamed ibn Abdülvaris, kâle haddesena Şerbeti, en Umarete ibn Ebi Hafse, en İkrimete an ibn Abbasin, kâle. Abdullah ibn Abbas buyurdular ki, kâne ibn Abbasin, ibn Abbas yani kendisi, yeti cariyeten lehu, kendisinin bir cariyesini istifraş ederdi. Fehamelet. O da hamil oldu. Fekale Abdullah bin Abbas dedi ki leyse minni, bu çocuk benden değildir. İnkar etti. İnni eteytuha ityane. Ben onu istifraş ettim. La uridu bihil veled. Çocuk doğmasını ben murat etmiyordum. İstifraş ettim ama çocuk doğmasını arzu etmiyordum ama hamile olmuş benden değildir dedi. Nasıl olur? Demek ki azlediyormuş yani. Azlettiğinden dolayı cariye başkasından almış oluyor. Ve acbar başkasından aldığından sahip olmadı. Binaenaleyh el veledü lil firaş kaidesi olmadı. Bak burada. Firaş onun değil mi? El veledü lil firaş nesep sabit olsaydı işte Abdullah bin Abbas böyle demezdi. Çünkü kendisi diyor ki ben istifraş ettim. El veledü lil firaş olmadı. Miras cihetiyle iddia eden olursa vereselerden birisi mirasa dahil olur ama nesep sabit olmaz. Haddesena İsa ibn İbrahim el-Gafiqiyyü kâle haddesena Süfyan ve Nebiz Zenad en Haricet ibn Zeyd'in enne ebâhu kâne ya'zilu an cariyetin farisiyye.
Zeyd ibn-i Sabit'in bir cariyesi var idi, Farisi. İran'dan alınmış. Ona istifraş etti. فَحَمَلَتْ بِحَمْلٍ O da gebe kaldı. فَاَنْكَرَهُ Zeyd ibn-i Sabit inkar etti. Benden değildir dedi. وَقَالَ buyurdu ki اِنِّي لَمْ اَكُنْ اُرِيدُ وَلَدَكَ Ben sende çocuk murad etmiyordum. Cariye diyor. وَاِنَّمَا اَسْتَطِيبُ نَفْسَكِ Senin nefsin hoşuma gidiyordu, istifraş ediyordum. Binaenaleyh bu çocuğu sen başkasından aldın. Demek ki Hazreti Zeyd azlediyormuş yani Hazreti Zeyd'in menisi o cariyenin rahmine gitmemiş ki çocuk ola. Binaenaleyh çocuğu kabul etmedi. Fecele daha o cariyeye celde vurdu. 80 değnek vurdu. Ve atekaha ondan sonra da azat etti. Ve atekel veled veledini de azat etti. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت مثله زيد بن ثابت يعني روايته إلى غير أنه لم يقل فأعتقها وأعتق ولدها bu ikinci senette onu azat etti çocuğun azat etti bu rivayet yok yalnız benden değildir dedi حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب قال ولدت جارية زيد بن ثابت رضي الله عنه حضرت زيد بن ثابت bir cariyesi çocuk doğurdu. فقال حضرت زيد dedi ki إنه ليس مني bu çocuk benden değildir. وإني كنت أعزل عنها ben azil yapıyordum. Yani meniyi onun rahmine bırakmıyordum. Benden değildir. O cariye başkasından almış. Onun için celde vurdu. Yani zina ettiği ama zina ettiği de ispat edilecek. Onu da 4 şahit ispat edecek yahut kendisi itiraf edecek. Zeyd ibn-i Sabit ne 4 şahit istedi ne de onun itirafı var. Nasıl celde vurdu? Bu da bir hüküm. Bu da bir mesele. Ha? Evet. Bu başka bir mesele şimdi. Celde olur mu olmaz mı da fakat bu bunu neye misal getiriyor? Yani firaşı var iken çocuk geldi, nesep sabit olmuyor. Bak Zeyd ibn Sabit kabul etmedi. Hâzâ Zeyd ibn Sabit ve Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhum. İşte bu iki zat kad hâlefe Ömer'e ve ibn Ömer radıyallahu anhuma fî zâlik. Bu meselede Hazreti Ömer'e ve Abdullah ibn Ömer'e muhalefet ettiler. Öyleyse fakat tekâfet ekvâluhum. Karşılıklı geldi, teraziye koyduk, birbirine mümasil geldi. Orada iki sahabi, burada da iki sahabi. Onlar da adil, onlar da adil. Onlar da ulemadan, onlar da ulemadan ne yapacağız? Öyleyse araştıracağız. Diyor ki, ve vecebe nazar, nazar, bakmak, araştırmak vacip oldu. Lil müstahrici, çıkarmak isteyen için. Minel kavleyin, bu iki kavulden. Neyi çıkarıcı? Kavlen sahihen. Sahih bir kavül çıkarmak için araştırmak vacip oldu. Daha araştıracağız bakalım ki bir tarafı tercih edelim. Fereynel racül. Biz adamı gördük. Evet. İza akarra. Fakat tekafe tekvaluhum ve veceben nazaru ve veceben nazaru lil müstahrici minel kavleyni kavlen sahihen. Bu mesele hakkında iki sahabeden bir dürlü bir geldi, iki sahabeden de başka dürlü. Hazreti Ömer ve Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayete, Abdullah İbni Abbas'tan ve Zeyd İbni Sabit'ten gelen rivayetler muhalif oldu. Öyleyse terazıda müsavi geldi bunlar. Onun için bir tarafı tercih etmeyi için ayrıca araştırmak lazım. Hazreti Ömer'in hükmü ve Abdullah İbni Ömer'in fetvası şuydu. El veledü lil firâş ve lil âhiril hacer. Evet, bir adamın cariyesi zina eder de ondan bir çocuk olursa o çocuk o adamındır, zina edene de taş verilir. Bununla nesep sabit olur dedi. Hazreti Ömer dedi ki bu cariyeleri bırakıyorsunuz, istifraş ettikten sonra bırakıyorsunuz, bunlar zinadan çocuk getirir de gelir bana müracaat ederse ben derhal o adamın nesebine ilhak ederim dedi. Ve Abdullah ibn Ömer de böyle fetva verdi. Halbuki sonradan Abdullah ibn Abbas ve Zeyd ibn Sabit cariyelerini istifraş ettiler. Çocuk getirince de bu çocuklar bizden değildir diye
nefyettiler. Ya demek ki onlar dediler ki biz istifraş ettik ama azmettik. Binaenaleyh bu dışarıdan almış, Sina'dan almış, Sina'dan aldığımda firaş nesebi tespit etmez. Ben kabul etmiyorum dediler. Taarruz hasıl oldu. Öyleyse araştırmak lazım. Araştırdık diyor. Fereyne racul. Baktık ki bir adam iza akarra ikrar ederse ki bi enne hâzâ veleduhu min zevcetihi. Ailesi bir mesele getiriyor. Bir adamın ailesi bir çocuk getirdi. Adam da dedi ki evet bu çocuk bendendir. Ailemin getirdiği çocuk bendendir diye ikrar eder ise ثُمَّ نَفَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ondan sonra da hayır ben böyle ikrar ettim ama çocuk benden değildir derse لَمْ يَنْتَفِ نَسَبْ مُنْتَفِ olmaz. Nesep sabit oldu. Onun yok demesiyle o çocuğun nesebini kendisinden attı. Bu dinlenilmez bu adamın sözü. Niye? İkrar etti bir defa. İkrar etti. Tamam bitti. İkrardan sonra benim değildir dese sözünün kıymeti yok. Bu onun çocuğudur. Ve kezer bu bir mesele. Ve kezalev iddia. İddia ise ki enne hamleha minhu. Şimdi yukarıki meselede çocuk doğduktan sonra ikrar etti sonra nefyetti. Bunda da ailesi hamile. Dedi ki bu ailemin karnındaki çocuk bendendir diye. Bunu iddia etti. Daha da çocuk meydana gelmemiş. Sümme caet bi veledin min zalikel haml. O hamilden sonra çocuk meydana geldi. Ailesi çocuğu doğurdu. Lem yekun lehu ba'de zalik. Çocuk doğduktan sonra bu adam acı olmadı. En yenfiyehu onu nefyede. Çocuk meydana geldikten sonra ben bunu iddia ettim. Hamil bendendir ama ben bunu kabul etmiyorum. Bu başka bir kimseden almıştır, zinadan almıştır diye nefyese sözü müteber değildir. Onu nefyedemez. Bili'anin ve la bi gayrihi. Ne li'an ile ne başkasıyla. لَاَنَّ نَسَبَهُ اُنُ النَّسَبِ قَدْ سَبَتَ مِنُّهُ Sabit oldu. Demek ki iki mesele var ki çocuk doğdu, benimdir dedi. Yahut da bu hamil, ailesinin karnındaki hamil benden dedi. Ondan sonra çocuk da meydana geldi. Ondan sonra hayır bu başkasındandır. Ben li'ane davet ediyorum, li'an ederim benden değildir dese o sözünün kıymeti yok. Şimdi iki meseleyi elde tuttuk. Bakalım. Bizim davamız olan mesele buna muvafık olacak mı, olmayacak mı? فَهَذَا هُكْمُ مَا Bu bir şeyin hükmüdür ki وَكَعَتْ عَلَيْهِ الدَّعْوَ An üzerine iddia, davet vaku oldu. O da neden? مِمَّا لِيْسَ لِمُدَّعِيهِ O davayı yaptıktan sonra bu adam için caiz olmadı en yerfiyehu nefyede. Ailesinin çocuğunu itiraf etti yahut da hamle itiraf etti. Ondan sonra çocuk meydana geldikten sonra hayır ben iddia ettim yahut da ikrar ettim ama nefyediyorum dese sözüne itibar var mı yok mu? Yok. Yok. Ve reynâhu biz o adamı gördük ki lev agarre ikrar etse ki ennehu vat'e emrâtehu ailesini vat etti yani istifraş etti. Ailesiyle şeriat döşeğinde bulundu. Bunu iddia ikrar ediyor. Bir var ki evlenmiş adam fakat ailesinin yanına gitmemiş. Hayır diyor ki gittim. Ailemle buluştum diyor. Sümme caet bi veledin sonra o kadın bir çocuk doğurdu. Fenefahu o çocuğu nefyetti. Benden değildir dedi. Sen ailenle buluştun mu? Buluştum. Buluştum ama diyor çocuk benden değil diyor. Buluştuğunu ikrar ediyor. Çocuğu kabul etmiyor. Dekânel hükmü fizalik. Bunda da hüküm oldu. En yula'ane beynehuma aralarında li'an olacak. Şimdi adam çocuk doğduktan sonra ikrarı yok. Hamile de ikrarı yok. Yalnız ailesiyle çiftleştiğini iddia ediyor. Fakat çocuk doğurunca adam evet ben ailesiyle bulunmuş ama bu kadın bu çocuğu başkasından almış diyor. O vakitte ne yapacak? Öyleyse li'an yapacak. Bak burada li'an var. Doğduktan sonra söylüyor. İkrarda li'an yok. Hamile iddiada li'an yok. Fakat bunda doğduktan sonra ikrar olmadığından ve iddia olmadığından dolayı nefk edebilir. Li'ana davet edebilir. Li'an neydi? Dört defa şehadet edecekti ki Eşhedü billahi inni lemine sadiki. Ben doğruyum diye dört defa şehadet edecek. Beşincide de lanet okuyacak. Ve bu li'an olursa
Evet. Onun için orucudur. Mülâne ola ve yehrucel veledü min nesebi zevc. O veled, o çocuk zevcün nesebinden çıka ve yulhâge bi ümmihi. Anasını ilhâk eder. O vakitte lian olduğu gibi bu adamın nesebinden çıktı. Bu adamın nesebinden değil. Bu adam ölse o çocuğa miras kalmaz. Anasını ilhâk edilir. Felem yekün ikraruhu. Bu adamın ikrarı olmadı. Bivat imraetihi de hemze-i vesildir, düşer. Bir hemze-i vesil okunur. Bivat imraetihi, ailesini vet etmeyi ikrar ettiğinden dolayı olmadı. Yecibu bihi, anında vacip olur olmadı. Sübutu nesebima, bir şeyin nesebinin sübutu ki yelidu doğar minhu'anda. Bu adam ailesine tekarrüp ettiğin, ikrar ettiğinden dolayı eleyse bunun doğuracağı çocuk ve nesep sabit olur. Bu böyle olmadı. O ayrı bir mesele. Ailesine tekarrüp etmiş ama fakat doğan çocuğu neşede biliyor. وَلَمْ يَكُنْ Bu olmadı. فِي حُكْمِ مَا Bir çocuğun hükmündeki katlezime o adama lazım geldi. مِمَّا لَيْسَ نَفْيُهُ Nefhi olmayan meselelerden bu olmadı. Nefhi olmayan hangisiydi? Çocuğu doğduktan sonra ikrar etti ki bendendir. Yahut da bu hamil, ailesinin hamli bendendir diye. Orada nefi var mı? Yok. Öyleyse ailesini vat ettiğini ikrar o ikisinden ayrıldı. Bir olmadı. O ikisi başka, bu başka. Bunların için söylüyor bu meseleleri? Mekisun Aleyh yapıyor ki buna kıyas edecek. فَلَمَّا كَانَ هَذَا حُكْمُ الزَّوَجَاتِ İnsanın hakiki zevcelerinin hükmü bu olursa, kâne hükmül imâi, cariyelerin hükmü olur, ehra, daha layık olur ki, en yekûne kezâlik. İnsanın hakiki ailesinin hükmü bu olursa, cariyeler de evlâ bitterik olur. Ne demek? Cariyesi çocuk doğurur da, o adam bu çocuk bendendir dese nesep sabit olur. Yahut da cariyenin hemlini bu bendendir dese nesep sabit olur. Cariyesine tekarrüp etmiş fakat hemle bendendir değildir bir sözü yok. O cariye bir çocuk getirse aralarında li'an olur mu olmaz mı? Yani onu nefyedebilir mi edemez mi? O, kendi hakiki ailesinden nefyeder de cariyesinden niye nefyedemezsin? Evet. Fiyine karrara culun. Bir adam ikrar ederse bi veledi emetihi ennehu minu. Cariyesinin getirdiği çocuğa dese ki bu bendendir dese ev akarre ve hiye hamilun yahut da cariye gebeyken dese ki bu karnındaki çocuk benimdir dese ikrar etse ki enne ma fi batniha minhu onun karnındaki kendisindendir lezimehu o adama lazım gelir nesep sabit olur. Birincide ikrar var. İkincide iddia var. Çocuk doğduktan sonra bendendir dedi ikrar etti. Hamil değil iddia ediyor. Bunun karnındaki çocuk bendendir. İkrar ve iddia bunun değil mi? Nesep sabit olur. وَلَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ O adamdan müntefi olmaz. بَعْدَ ذَٰلِكِ Bu ikrar ve iddiadan sonra müntefi olmaz. Ebeda. Ebeda müntefi olmaz. İkrar bulundu. İddia bulundu mi? Ondan sonra hayır ben böyle ikrar ettim, iddia ettim ama benden değildir dese onun kıymeti yok. Bet'i surette onun daha sözü dinlenilmez. Niçin? Nesep sabit olmuştur. Ve yine karrı ikrar etse ki ennehu kad vati'aha cariyeyi vat etti, istifraş etti diye bunu ikrar etse. Lem yekün zalik bu ikrar olmaz. Fi hükmü ikrarihi bi velediha kendi veledini ikrarın hükmünde olmaz. İkrar başka. Çocuk doğmuş, çocuğu ikrar ediyor ki bendendir. Bu başka. Nesep sabit oldu. Fakat belki istifraşı İddia ediyor, istifraş ettim. Bunların ikisi bir değil, ayrı ayrı. Evet. Lem yekün zalik. O istifraşı iddia etmek olmadı. Fi hükmü ikrarihi bi velediha ennehu minhu. Çocuğu doğduktan sonra cariyenin çocuğu bendendir diye ikrarın hükmünde olmadı. O başka, o başka. Bel yekunu belki olur. Bi hilafi zalik. Onun hilafını olur. İkrarda nesep sabit olur. Hangisinde çocuk doğduktan sonra ikrar ederse nesep sabit olur. Fakat istifraşı ikrar ettiği çocuk doğduktan sonra aksine olabilir. Onun hilafına olur. Yani nef yedebilir. Bi hilafı zalik fe yekunu lehu o adam için caizdir.
en yenfiyehu, çocuğu nefyede. Ve yekûne hükmuhu, nefyettiğinin hükmü olan. Yani çocuk doğduktan sonra hayır bu benden değildir diyebilir. Ve yine karre bi veti emetihi, cariyesini vet etmekle ikrar ederse ke hükmihi, bu da bunun hükmü gibidir. Lev lem yekun ve yine karre bi veti emetihi ke hükmihi, lev lem yekun akarre bi vetiha, diyor ki ve yine karre bi veti emetihi, cariyesini istifraş etmiş diye ikrar eder. Bu ne gibidir? Ke hükmihi, o an şunun hükmü gibidir ki lev lem yekun akarre bi vetiha, cariyeyi vet ettiğini, istifraş ettiğini ikrar etmedi. İkisi bir oldu. Bir adam cariye almış, hiç yanına varmamış. Ben istifraş ettim demiyor. Cariye bir çocuk getirdi. Sen bu cariyeyi istifraş ettin mi? Yok. Çocuk senden mi? Kabul etmiyorum. Cariye istifraş ettin mi? Ettim diyor. Çocuğa sahip olmuyorum. İkisi birdir. Ha istifraşı ikrar etsin, ha etmesin. İkisinin hükmü birdir diyor. Kıyasen alâ mâ vasafnâ minel harâiri. Biz hür olan kadınlardaki meselelere kıyasen böyle yaptı. Öyleyse şimdi burada bu dört sahabenin ikisi bir, ikisi bir. Kıyas hangisine tevafuk etti? Şimdi burada getirdiği diyor ki biz yapmış olduğumuz kıyasta Abdullah ibn Abbas ile Zeyd ibn Sabit'in kavlünün daha tercih, daha kuvvetli olduğu meydana çıktı. Kıyasla. Niye? Niçin? İstifraş ediyor cariyeyi ama diyor ki çocuk doğduktan sonra benden değil, bitti, olabilir. Abdullah ibn Abbas öyle yapmadı mı? Zeyd ibn Sabit ile istifraş ettiler. Fakat çocuk meydana geldikten sonra bizden değildir dediler. Bu hür olan zevcede olursa cariyede de olur. Öyleyse şimdi evvela rivayetleri getirdi. Rivayetler tekafu etti. Müsavi oldu. Ondan sonra kıyasla İmam-ı Azam bir tarafı tercih eyledi. Hangisini? Sabit olmadığını. Demek ki bir cariye bir çocuk getirirse adam da benden değildir derse diyebilir. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ. İşte bu üç imamın kavli de budur. Bizim mezhep bu. Ama ötekini de diyenler var. Bunun için, çünkü o rivayetler de var ama bu tercih meselesi. Şimdi bu mesele de burada bitti.